Radyolojiye haber veren oldu mu? Tomografi için. Ben haber verdim. Birazdan olacaklar hastayı. Yalnız adamın yerinde olmak istemezdim. Kadının kocası. Niye? Hekim ondan daha bir doktor mu olacak, kendine teşhis koyacak? Yani iyi doktor, kötü doktor meselesi değil de ne bileyim. Yani sevdiğim kadının eski kocasını yanında görmek falan. Zor iş. Bak bak bak. Kalapların nar abisi konuştu. Oğlum bitmiş gitmiş, boşanmışlar kaç yıl önce. Sen var ya, sen kesin sevgililerine darlıyorsundur böyle. O kimdi, bu kimdi diye. Vallahi sevgililik başka şey, evlilik başka şey. Yani biri akut, diğeri kronik, öyle düşün. Evliliğe de kronik demek bombaymış yani. Sen ne diyorsun Zeynep hocam bu duruma? Hiç ilgilenmiyorum hocanın gönül işleriyle. O yüzden mi adamı darladın, eski karınız diye? Çünkü tarafsız davranmıyor. Bu vakayı kabul etmesinin tek sebebi o adamın eski karısının yeni kocası olması. Yani? Peki oğlunun hain planları mı var sence? İzlediği dizilerdeki gibi mesela, değil mi? Adamdan kurtulup kadını geri alacak. Aşk, eski aşk, cinayet. Hepsi var diyorsun ya. Bir de kadınların dedikodu yaptığını düşünüyorlar daha çok. Aa, dedikodu değil ki bu, şey bu. Bu araştırmacı gazetecilik. Evet, kaliteli yorumculuk bu ya. Batın tomografisini çektik. Karın ağrısını açıklayabilecek bir şey yok. Ha, çünkü olmayan bir şey arıyoruz. Metin'cim bir izin ver lütfen. Sonra ne olacak? Yani sonraki adım nedir? Toparlanıp eve gideceğiz. Ya daha ne kadar test yapacaksınız ki bana? Normal hayatımıza dönebilmemiz için daha kaç doktor görmem gerekiyor benim? Bir. Sadece bir. Hekim ol tabii ki. Eşinizin eski kocasının doktorunuz olması size biraz garip geliyor sanırım. Vallahi hiçbir şeyim yokken hastanede olmak daha garip aslında bakarsanız. Tomografi sonuçları temiz. Paranoyak birine de benzemiyor adam. Bence hiçbir şey yok. Hayır, bence adamın neyi olduğuna dair bizim hiçbir fikrimiz yok. Hocam, Akif Hoca ile konuştum, adam dolu. Yarına kadar yapamam diyor. Hayır, yapacak. Tekrar ara. Adamın karnını kesip açacak mısınız? Ha Mehmet Ali dur. Pardon, şey, iptal edelim. Zeynep Hoca teşhisi koymuş bile. Keşif cerrahisine falan gerek yokmuş. Ben öyle bir şey demedim. Ama adamın hasta olup olmadığından emin bile değiliz. Durum böyleyken cerrahi bir müdahalede bulunmak bana biraz acele ve sorumsuzca alınmış bir karar gibi geliyor. Acele ve sorumsuzca. Adamı bakım evine yatırmaya kalksak o aceleci olurdu. Ha senin benim kararlarımın mantıksız olduğunu ima etmen, o biraz sorumsuzca. Elimizdeki tek şey eşinin lafı. O da kocasının karnının ağrıdığını söylüyor. Hocam adam hasta olduğunu bile düşünmüyor. Böyle bir operasyona neden evet desin ki? Çünkü karısı bir avukat. Hem de çok ikna edici bir avukat. Akif Hoca'yı arayın. Ameliyatı ayarlasın. Bu kadar şahsi olma, rica ediyorum. Zeynep sen? Zeynep? Hı? Zeynep niye daldın gene? Hoca Metin Kurt'a ne diyecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Adamın yerinde olmak istemezdim. Merhaba. Ateşi gördünüz mü? Odasında yok. Aslında siz biliyorsunuzdur, Metin'in sonuçlarını soracaktım. Ateş Hoca bilgi verecektir size. Bulsam verecek de bulamadım ki. Görüyorum az sıkı bir ekip kurmuş kendini. Selin Hanım. Bir şey çıkmadı. En azından ameliyatı yapan cerraha göre. Teşekkür ederim. Ulan canım, hepiniz aynı anda konuşmayın çocuklar. Hiçbir dediğinizi anlamıyorum.
Söylenecek bir şey yok ki. Diyorsun. Lokmalarımı saymayı bırakın da ekrana bakın. Bu sizden daha fazla kazanmamın nedeni. Bu hiçbir şey. Bu da hiçbir şeyin büyütülmüş hali. Sorunumuz. Olamaz. Bağırsak kaslarındaki titremeler? Peristaltizm değil bu. Abdominal epilepsi. Sorun nörolojikmiş. Beyninde patlamaya hazır bir bomba var. Leblebi. Bu arada kim hiçbir şey yok demişti? Unuttum gitti. Hı? Bugün bir kez daha anladım, biz gerçek bir deliyle çalışıyoruz. Dahi de istersen, yerin kulağı var. Vakanın başından beri aldığı her kararda karşıydım, hala da karşıyım. Ama adamın hayatını kurtardım. Ne oldu, eski karısı var diye adamı tarafsız olmamakla suçluyordun? Değil zaten. Ama anlamıyor musunuz? Tam da bu yüzden yaptı o kadar çılgınlığı. Ve tam da bu yüzden adamın hayatını kurtardım.